Değerli meslektaşlarım merhabalar. Ben Tıp Akademisi'nden Doktor Salih Ertem. Bir tuz sınavını daha geride bıraktık. Sınava girmiş olan arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun. İnşallah gönlünüze yatan ve sizin için hayırlı olacak branşları kazanmanızı sağlayacak puanları alabileceksiniz. Bir sonraki sınava girecek olan arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Arkadaşlar bu sınavda küçük stajlardan toplamda 22 soru soruldu. Tabii hem temel bilimlerden hem de klinik bilimlerin diğer branşlarından yük stajlar sorusu olarak da sorulabilecek bir sürü soru soruldu arkadaşlar. Bunların hepsini elimden geldiğince değinmeye çalışacağım bu video sunumunda. Yük stajlar bildiğiniz gibi arkadaşlar TUS'un korkulan branşlarından bir tanesi. Çünkü çok fazla sayıda branş olduğu için öğrenci çok fazla konu yükü olduğunu düşünüyor. Ama aslında küçük stajların bu dezavantajı avantaja çevrilebilir şu şekilde. Mesela her branşı arkadaşlar nöroloji gibi, nöroşirurji gibi, psikiyatri gibi bu alt başlıkların her birisini başka derslerde anlatılan, mesela biyokimyada anlatılan alt konu başlığı gibi düşünebilirsiniz. En çok soru mesela biyokimyadan karbonhidratlarda soruluyor. Aynı şekilde küçük stajlardan da en çok soru nörolojiden soruluyor. Bu şekilde düşünürseniz arkadaşlar küçük stajları aslında avantaja çevirebilirsiniz. Yani önemsenmeyecek bir branş değil çünkü bu sınavda klinik bilimlerden en fazla 25 soru pediatriden soruldu. Ondan sonra da arkadaşlar 22 soru küçük stajlardan soruldu. Ki zaten küçük stajlardan sorulan sorular genel olarak hepsi çok zor olmuyor arkadaşlar. Bir soru kitabını bitiren, tüm TUS sorularını bitiren, efektif bir konu kitabı bitiren birisi küçük stajlardaki soruların aslında en az 5'te 3'ünü çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Maalesef küçük stajlardan 2 veya 3 soru her TUS'ta sınava giren hiç kimse bu soruyu yapamasın mantığıyla soruluyor. Zor sorulan branşlar değişebiliyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar küçük stajlar aslında önemsenmeyecek bir branş değil. Biz elimizden geldiğince kaynaklarımızı sade tutmaya çalıştık. Mesela yakın zamanda çıkan arkadaşlar küçük stajlar konu kitabımızın 3. baskısı toplamda 296 sayfa. Ve bu kitap arkadaşlar bu sınavda 22 sorudan 16'sına referans oldu. Diğer branşlardan da 29 soruyu olmak üzere toplamda 45 soruya referans olmuştur. Küçük stajlar soru kitabımız da toplamda arkadaşlar 255 sayfa ve 767 soru içeriyor. Tabii ki bu 767 sorunun içerisinde soruların çoğunda arkadaşlar her şıkkı ayrı ayrı incelediğimiz için aslında buradaki soru sayısı çok daha fazla. Ve soru kitabımız da bu 22 sorudan 14'üne referans oldu arkadaşlar. Diğer branşlardan da 14 olmak üzere toplamda 28 soruya referans oldu. Konu anlatımı ile çalışmak isteyen arkadaşlar için 3. baskı konu kitabı kitabımızla koreli olan video anlatımları da sitemizde mevcut. Bu video paketi de arkadaşlar konu kitabının tamamının anlatımı olduğu için zaten onunla aynı şekilde küçük sayılardan 16 soruya referans oldu. Diğer branşlardan 29 olmak üzere toplamda arkadaşlar 45 soruya referans olmuştur. Küçük sayılar soru kampımız ise arkadaşlar küçük sayılardan 22 sorunun 12'sine, diğer branşlardan da 7'sine olmak üzere toplamda 19 soruya referans olmuştur. Burada tabii ki şunu da belirtmemiz gerekiyor. Küçük sayılar konu kitabı ve soru kitabımız küçük sayılardan 13 soruya ortak referans oldular. Konu kitabımız buna ek olarak 3 soruya daha referans oldu. Soru kitabımızda buna ek olarak arkadaşlar 1 soruya daha referans oldu. Yani toplamda bu iki kitabımız 22 sorunun 17'sine referans oldu. Diğer branşlardan da toplamda 30 soruya referans oldular. Toplamda arkadaşlar sınavdaki 47 soruya setlerimiz referans oldu. Şimdi soru dağılımına bakacak olursak eğer. Arkadaşlar nörolojiden 3 soru soruldu. Her sınavda en fazla zaten soru nörolojiden geliyor. Beyin cerrahiden 2 soru soruldu. Yani nöroloji ve beyin cerrahi zaten konu kitabımızda ve video anlatımımızda birlikte anlatılıyor. Bu ikisinden toplamda 5 soru soruldu. Dermatoloji her sınavda olduğu gibi arkadaşlar genelde 2 soru bazen 1 soruya düşebiliyor. Bu sınavda da 2 soru soruldu. Psikiyatriden bazen 1 bazen 2 soru sorulabiliyor. Bu sınavda 2 soru soruldu. Bu sınavda 2 soru geldi acilden. Fizik tedaviden 1 soru. Radyoloji ve nükleer tıptan 1 soru. Kulak burun boğazdan 1. Plastik cerrahiden 1. Çocuk cerrahisinden 1. Göğüs cerrahisinden 1. Kalp damar cerrahisinden 1. Ortopediden 1, gözden 1, ürolojiden 1 ve anesteziden 1 soru olmak üzere arkadaşlar adli tıp hariç bütün branşlarından en az 1 soru soruldu. Burada tabii ki şunu da vurgulamamızda fayda var. Özellikle çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve kalp damar cerrahisi son 3-4 TUS'ta mutlaka birer soru gelen branşlardan oldu. Hatta 2023 Nisan TUS'unda kalp damar cerrahisinden 2 soru soruldu arkadaşlar. Bu 3 branştan toplamda 4 soru soruldu. Biz 3. baskımızda bu 3 branşa vermiş olduğumuz ağırlığı bu nedenle arttırdık. Plastik cerrahiden bu sınavda soru soruldu ve bundan sonra da sorulacak gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle küçük stajlardan yakalamış olduğumuz sorulara değineceğim. Sonra yakalayamadığımız sorulara değineceğim. En sonunda da diğer branşlardan yakalamış olduğumuz sorulara arkadaşlar hızlı bir şekilde temas etmeye çalışacağım. İlk sorumuz bu şekilde. Dermatolojiden atopik dermatitin majör kriterlerini sordular. Biz bunu arkadaşlar hem konu kitabımızda hem de soru kitabımızda atopik dermatitin direkt majör kriterleri olarak ki bunlar Hanifin-Raşka kriterleri olarak geçiyor. Bunlara ayrıntılı bir şekilde değindik. Sorunun cevabı kronik tekrarlayan dermatit idi arkadaşlar. Bu aynı şekilde zaten kitaplarımızda kaynaklarımızda mevcut. Atopik dermatit tanısı diyebilmemiz için kaşıntılı lezyona ek olarak aşağıdakilerden en az 3 var olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar majör kriterler olarak biliniyor. İlk majör kriterimiz kronik ve yineleyen dermatit olması gerekiyor ki zaten doğru cevabımız buydu sınavda. Bunun dışında hastada yaşa uygun atopik dermatit dağılımının olması gerekiyor. Çocuklarda yüz ve ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde, erişkinlerde de ekstremitelerin fleksör yüzlerinde atopik dermatit dağılımının olması gerekiyor. Üçüncü bir kriter olarak da ailede veya kendisinde atopi öyküsünün olması gerekiyor atopik dermatit tanısı koyabilmemiz için. İkinci sorumuz yine dermatolojiden skatrisiyel alopesi nedeni hangisidir diye soruldu. Arkadaşlar bunu da aynı şekilde hem konu kitabımızda hem de soru kitabımızda skatrisyen ve non-skatrisyen alopezi ayrımını çok net bir şekilde zaten yaptık. Aynı şekilde soru kampımızda da bu konuya özellikle vurgu yapmıştık. Sınavda
Skatistisyen alopesi nedenlerinden diskoid lupus eritematozisi sormuşlardı arkadaşlar. Aynı ifade zaten konu kitabımızda ve soru kitabımızda mevcut. Sıradaki sorumuz nörolojiden. Okulomotor siniri etkilemeyen beyin sapı lezyonu hangisidir? Arkadaşlar bu sorudaki doğru cevabımız Wallenberg sendromuydu. Diğer ismi Wallenberg sendromunun lateral medüller sendromudur. Lateral medüller sendromunun özelliklerini biz hem konu kitabımızda hem de anlatmış olduğumuz video anlatımlarında ayrıntılı bir şekilde değindik. Aynı şekilde soru kitabımızda da lateral medüller sendromu ile ilgili güzel bir soru çözmüştük. Lateral medüller sendromu arkadaşlar PICA'nın yani posterior inferior cerebellar arterinin tıkanıklığı sonucu oluşan bir durumdur. Dolayısıyla bu arterin beslediği alanda fonksiyonel bozukluklar meydana gelecek. Lateral medüller sendromu arkadaşlar isminden de anlayacağımız üzere medulla oblongata'yı ilgilendiren bir sendromdur. Üçüncü kraniyal sinirin nükleosu mezenseferondadır arkadaşlar. Yani daha yukarıdadır. Wallenberg sendromu medulla oblongata ile ilgili fonksiyonları etkileyeceği için üçüncü kraniyal sinir lezyonu yapmasını beklemiyoruz. Ne yapıyor peki? Disfaji yapıyor, gag refleksi kaybı yapıyor. 9. 10. 11. kraniyal siniri etkiliyor çünkü. Vertigo, bulantı, kusma yapabiliyor. Nistagmus, dismetri ve distokinezi olarak bildiğimiz cerebellar lezyonlara sebep olabiliyor. İpsilateral Horner sendromuna karşı taraf vücut ve aynı taraf yüzde ağrı ısı duyu kaybına sebep olabiliyor arkadaşlar. Lateral medüller sendrom. Aynı şekilde soru kampımızda da lateral medüller sendrom ile ilgili zaten sorumuzu çözmüştük. Diğer bir nöroloji sorumuz da subdural kanamaydı arkadaşlar. Hastanın 3-4 gündür olan baş ağrısı şikayeti varmış ve sol tarafında kuvvetsizlik varmış. Ve hastanın en önemlisi arkadaşlar hastanın bir ay önce bir düşme öyküsü var. Kafasının üzerine düşmüş fakat bilinç kaybı olmamış. Bu hastadaki tablonun en olası nedeni sorulmuş. Subdural kanama bir venöz kanamadır arkadaşlar. Bu ne demek? Yani klinik hemen oluşmayabilir. Hasta düştükten veya travmaya maruz kaldıktan sonra semptomları belli bir süre sonra oluşur arkadaşlar ki bu hastanın kliniği de zaten subdural kanama ile uyumlu. Bunu hem konu kitabımızda hem de soru kitabımızdaki subdural kanama ile ilgili etiyolojik sebeplere ve subdural kanamanın bir köprü ven kanaması olduğuna zaten vurgumuzu yapmıştık. Ki zaten konu anlatımlarımızda ve soru kampı anlatımımızda da arkadaşlar subdural kanama kliniğinin travmadan bir süre sonra oluştuğunu da zaten özellikle vurgulamıştık. Sıradaki sorumuz cevabının yanlış olduğunu düşündüğümüz psikiyatri sorusu. Burada arkadaşlar bir vaka senaryosu üzerinden savunma mekanizmaları ile ilgili bir soru soruldu. Savunma mekanizmaları zaten bir tuz klasiğidir. Bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu sınavda da bunu sordular. Biz zaten konu kitabımızda, soru kitabımızda ve soru kampımızda arkadaşlar savunma mekanizmalarını ayrıntılı bir şekilde anlattık. Şimdi burada yansıtma yani projeksiyon ile yer değiştirme birbiriyle karışabilen iki durumdur. Sınavdaki soruda özetle şöyle bir hasta senaryosu soruldu. Hasta iş yerini terfi beklerken terfi alamıyor. Daha sonra ona soru soran başka birisine sinirleniyor arkadaşlar. Bu durum normalde yer değiştirme olarak bilinen bir savunma mekanizması olması gerekiyor. Fakat sınavda doğru cevap olarak yansıtma verilmişti. Biz bu sorunun doğru cevabının yanlış verildiğini düşünüyoruz. Yansıtmayı biz daha çok şu şekilde biliyoruz arkadaşlar. Birisi size kötü bir özellik atfediyor. Fakat siz bu kötü özelliğin kendinizde değil de onda olduğunu düşündüğünüz için bu sefer siz kendinizi savunma amacıyla o özelliğin onda olduğunu söylüyorsunuz. Aslında yansıtma ile ilgili bir klinik senaryonun bu şekilde olması gerekiyor. Bize sınavda verilen klinik senaryo daha çok yer değiştirme ile uyumlu olduğu için dediğim gibi arkadaşlar biz bu sorunun doğru cevabının yer değiştirme olması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer bir psikiyatri sorumuz da psikotik bozukluklar ile ilgiliydi. Yine bir vaka senaryosu üzerinden kısa psikotik bozukluk sorgulanmış. Konu kitabımızda arkadaşlar psikotik bozuklukları sürelerine göre kısa psikotik bozukluk, şizofreni, fon bozukluk ve şizofreni olarak ayırmıştık. Eğer ki hastanın semptomları bir aydan daha kısa ise bu kısa psikotik bozukluk olarak tarifleniyor. Bir ay 6 ay arasında ise şizofreni form 6 aydan fazla sürüyorsa bu da şizofreni olarak tarifleniyor. Sınavda sorulan hasta senaryosunda psikotik semptomlar tarifleyen hastanın medikal tedaviden 15 gün sonra şikayetlerinin azaldığı söylenmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruda doğru cevabımızın kısa psikotik bozukluk olması gerekiyor idi. Aynı şekilde soru kitabımızda da kısa psikotik bozukluğun bir aya kadar süren psikotik belirtilerle karakterize bir psikotik bozukluk olduğunu vurgulamıştık ve soru kampımızda da bununla ilgili bir soru çözmüştük arkadaşlar. Diğer bir sorumuz nöroloji içerisinde de değerlendirebileceğimiz kurşun zehirlenmesi sorusuydu. Bu da bir vaka senaryosu üzerinden soruldu. Biz zaten intoksikasyonları hem psikiyatri içerisinde hem de acil içerisinde ayrıntılı bir şekilde anlattık. Konu kitabımızın 72. sayfasında bulunan intoksikasyonların klinik ipuçları başlığı altındaki tablomuzda akut kurşun intoksikasyonunda özellikle abdominal ağrıların ve santral sinir sistemi değişikliği bulgularının görüldüğünü, kronik dönemde de hastada nöropati ve nefropati bulgularının görülebildiğini zaten vurgulamıştık. Sonra da arkadaşlar bize akü imalatı içinde çalışan bir hasta senaryosu verilmişti ve bu hastada kilo kaybının ve karın ağrısının olduğu ki bunlar abdominal koliği işaret ediyor ve aynı şekilde miyaljiyi, tremor, diş etlerinde çizgilenme şikayetlerinin olduğu ki bunlardan da özellikle arkadaşlar tremor santral sinir sistemi bulgularına ve nöropati bulgularına işaret edeceği için şıklarda verilmiş olan diğer metal zehirlenmelerine kıyasla kurşun intoksikasyonu bu vakada en olası senaryo olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuz nükleer tıp ile ilgili. Yine bir vaka senaryosu üzerinden subakut tiroidit sorgulanmak istenmişti. Biz bu hastanın subakut tiroidit olduğunu nasıl anlıyoruz? Arkadaşlar hastada üst ye sonrası hipertiroidi bulguları oluşmuş ve boyunda ağrı oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu hastadaki tanımızın subakut tiroidit diğer ismiyle de Q1 tiroiditi olması gerekiyor. Soru kitabımızda ayrıntılı bir şekilde subakut tiroiditi anlatmıştık. Şimdi bu soruda arkadaşlar bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Subakut tiroiditin
tanısında iyot 131 sintigrafisi kullanılıyor. Bu tedavide kullanılmıyor arkadaşlar. Tanıda kullanılıyor. Normalde bu hastadaki doğru cevabın iyot 131 tedavisine gerek olmadığı olması gerekiyor. Fakat burada gebe hasta senaryosu vererek soruyu biraz komplike hale getirmişler. Arkadaşlar biz şimdi gebelerde zaten iyot 131 tedavisinin kontraindike olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu hastada gebelik döneminde yani hastanın şikayetlerinin olduğu dönemde iyot 131'in tanı veya tedavi amacıyla kullanılmasını içeren bütün şıkları elememiz gerekiyordu. Geriye iki tane şık kalıyor zaten. Bunlardan bir tanesi gebelik bittikten sonra iyot 131'in verilmesiydi. Bir diğeri de bu hastada iyot 131 tedavisinin yerinin olmadığıydı. İyot 131 subakut tiroiditin tedavisinde değil tanısında kullanılır. Dolayısıyla bu hastada hiçbir şekilde biz iyot 131 tedavisi vermeyeceğiz. Sıradaki sorumuz FTR'den romatoid artritin radyolojik bulguları soruldu. Aslında radyoloji içerisinde de değerlendirilebilecek bir soru. Bizim konu kitabımızda arkadaşlar FTR bölümünde romatoid artritin ve osteoartritin radyolojik bulgularını ki zaten osteoartritin radyolojik bulguları da daha önceki bir TUS'ta sorulmuştu. Erken ve geç radyolojik değişikliklerini ayrıntılı şekilde değinmiştik. Sorudaki yanlış cevabımızın yani bizim işaretlememiz gereken cevabın subkutan kalsifikasyon olması gerekiyor. Arkadaşlar romatoid artriti subkutan kalsifikasyon değil subkutan nodüller görülür. Burada bir çağrışım aldatmacası yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımızın subkutan kalsifikasyon olması gerekiyor idi. Bunun dışında romatoid artritte eklem aralığında daralma görülür. Şıklara konulmuştu. Yumuşak doku şişliği görülür. Bu da şıklara konulmuştu. Zaten romatoid artritte bilateral ve simetrik tutulum olduğunu bu tablo dışındaki konu anlatımımızda ve soru kitabımızdaki başka yerlerde özellikle zaten vurgulamıştık. Periartiküler osteopeni arkadaşlar. Bu da diğer bir şıkta. Subkondral kistlerde arkadaşlar romatoid artritte görülebilir. Görülmeyen nedir arkadaşlar? Subkutan kalsifikasyonlardır. Görülen de subkutan nodüllerdir. Aynı şekilde soru kitabımızda da romatoid artritte görülenin subkutan nodüller olduğunu ve simetrik poliartiküler tutulum olduğunu da arkadaşlar soru kitabımızda vurgulamıştık. Sıradaki sorumuz kardiyovasküler cerrahiden zor sayılabilecek bir soru arkadaşlar. Akut miyokard infarktüsü bir hasta senaryosu üzerinden acil kalp damar cerrahisi konsültasyonu endikasyonu sorulmuştu. Burada arkadaşlar doğru cevabımızın pansistolik üfürüm olması gerekiyor. Nereden anlıyoruz? Biz konu kitabımızda arkadaşlar akut miyokard infarktüsünün cerrahi tedavi endikasyonları ki bu zaten kardiyovasküler cerrahinin konsültasyon endikasyonu olması gerekiyor. Bu daha önceki sınavlarda zaten sorulmuş bir soruydu. Akut miyokard infarktüsünün cerrahi tedavi endikasyonları. Burada bizi ilgilendiren durum ventriküler septal rüptür arkadaşlar. Bu ventriküler septal rüptürü ventriküler septal defekt gibi düşünürsek eğer ventriküler septal defektle ilgili kitabımızdaki başka bir tabloda zaten burada görülen üfürümün holosistolik üfürüm olduğunu özellikle vurgulamıştık. Holosistolik üfürüm pansistolik üfürümle aynı demek arkadaşlar. Yani bütün sistol boyunca olan üfürüm demek. Dolayısıyla akut MI'li bir hastada pansistolik üfürüm duyuyor isek mutlaka kardiyovasküler cerrahi konsültasyonu istememiz gerekiyor arkadaşlar. Anestezi ile ilgili sorumuz diğer bir TUS klasiği olan spinal anestezi uygulanırken geçilen veya geçilmeyen yapılar arkadaşlar. TUS'ta daha önce defalarca sorgulandı. O nedenle önemli bir başlık. Konu kitabımızdaki güzel bir görsel üzerinden arkadaşlar bunu tekrar etmiş olalım. Arkadaşlar şıklardan teker teker gidiyorum. Supraspinal ligament geçiliyor mu? Evet geçiliyor. İnterspinoz ligament geçiliyor mu? Evet geçiliyor. Ligamentum flavum geçiliyor mu? Evet geçiliyor. Epidural boşluk geçiliyor mu? Evet geçiliyor. Peki geçilmeyen ne arkadaşlar? Posterior longitudinal ligament arkadaşlar. Vertebral korpusların arka tarafındaki ligament posterior longitudinal ligament. Ön tarafındaki ligament ise anterior longitudinal ligamenttir. Bu ligamentler arkadaşlar spinal anestezi sırasında geçilmez. Dolayısıyla doğru cevabımız posterior longitudinal ligament olacaktı. Önemine binaen soru kampımızda spinal anestezi uygulaması ile ilgili soru çözmüştük. Göğüs cerrahisi ile ilgili bir sorumuz. Soruda arkadaşlar toraks travması geçirmiş olan bir hastada acil girişim endikasyonu sorulmuştu. Bunu hem konu kitabımızda hem soru kitabımızda hem de soru kampımızda arkadaşlar özellikle vurguladık. Acil cerrahi girişimden kastedilen şey acil iğne torakostomisidir arkadaşlar. Bunun tek endikasyonu vardır o da tansiyon pnömotorakstır. Tansiyon pnömotoraks varsa bir hastada mutlaka bu hastada acil cerrahi girişim yapmamız gerekiyor. Sınavda da zaten doğru cevabımız buydu. Tansiyon pnömotoraks arkadaşlar iğne torakostomi hızlıca yapmamız gerekiyor. Soru kampımızda da zaten özellikle bu konuyu vurgulamıştık. Beyin cerrahisi ile ilgili diğer bir sorumuzda diğer bir TUS klasiği olan disk hernileri sorusu. Disk hernili bir hasta senaryosu verilmiş ve bu hastada aşil tendon refleksinin kaybolduğuna vurgu yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu hastadaki doğru cevabımızın L5-S1 disk herniasyonu olması gerekiyor. Soru kitabımızda da L5-S1 disk herniasyonlarında aşil refleksinin kaybının olduğunu ve L5-S1 disk herniasyonlarının en sık disk hernisi lokalizasyonu olduğuna da vurgumuzu yapmıştık. Soru kampımızda da arkadaşlar önemine binaen konuyla ilgili zaten sorumuzu da çözmüştük. Ortopedi ile ilgili arkadaşlar zor sayılabilecek bir soru. Aslında sınavda öğrenci yapmasın diye sorulmuş sorulardan bir tanesi bu. Klein çizgisi soru. Klein çizgisi memur başı epifiz kaymasının tanısını koyarken kullandığımız bir guide çizgisidir arkadaşlar. Bu Klein çizgisi
Femur boynunun üst tarafından çizilen teğet çizgidir. Alt tarafından değil arkadaşlar, üst tarafından çizilen teğettir. Normalde bu çizginin femurun proksimal epifizinin içerisinden geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz gibi bu çizgi femurun proksimal epifizinin içerisinden geçmiyor ise bu durum femur başı epifiz kaymasına işaret ediyor. Klein çizgisini bu şekilde sınavda sordular arkadaşlar. Ürolojiden yine ürolojinin en çok soru sorulan konusu olan testis kanserlerini sordular. Burada bize soruyu çözdürecek olan en önemli ipucu hastada çok yüksek miktarda beta HCG salgılanması idi arkadaşlar. Biz bunu hem konu kitabımızda hem soru kitabımızdaki şeklimizde hem de soru kampımızda arkadaşlar özellikle koriokarsinomun çok yüksek miktarda beta HCG salgıladığını vurgulamıştık. Koriokarsinomun daha önceki sınavlarda erken hematojen yayılım yaptığını ve kemoterapiye iyi yanıt verdiği özellikleri zaten sorgulanmıştı. Bu sınavda da yüksek miktarda beta HCG salgılaması özelliği sorgulandı. Bu sınavda KBB'den sorulan sorumuz çocuklardaki en sık grup etkeniydi. Doğru cevabımız para influenza arkadaşlar. Bunu hem konu kitabımızda en sık etkenin para influenza olduğunu zaten vurgulamıştık. Soru kitabımızda da aynı şekilde en sık etkenin para influenza tip 1 tip 2 olduğunu vurgulamıştık. Soru kampımızda da arkadaşlar grup ile ilgili 2 tane soru çözdük. Hem acilde hem de kulak burun boğazda soru çözdük ve en sık etkenin para influenza tip 1 olduğunu 2 defa vurgulamışız. Gözden de şalazyonu sordular. Şalazyon ve hordeolumun ayrımını biz zaten özellikle vurguluyoruz. Çok karışabileceğini ve sınavda bu özelliğin vurgulanabileceğini. Konu kitabımızda şalazyonun bir akut enfeksiyon tablosu olmadığını, kronik granülomatoz bir enflamasyon tablosu olduğunu vurgulamıştık. Şalazyon ile ilgili hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuştu. Buradaki özelliklere ek olarak arkadaşlar akut bir enfeksiyon tablosu olduğunu söylemişlerdi. Hayır arkadaşlar, bu hordeolumda görülen bir durumdur. Şalazyonda biz kronik bir enflamasyon görüyoruz ve granülomatoz bir enflamasyon görüyoruz. Soru kitabımızda da şalazyonun kronik bir süreç olduğunu ve granülomatoz bir süreci temsil ettiğini söylemiştik. Soru kampımızda da özellikle şalazyonun bu özelliğine zaten vurgumuzu yapmıştık. Arkadaşlar bu şekilde küçük kısaca konu ve soru kitabımızda ve video anlatımlarında özellikle vurgulamış olduğumuz 17 soruyu çözmüş olduk. Bizim küçük kısaçlar kaynaklarımızda bulunmayan fakat küçük kısaçlar içerisinde sorulmuş olan soruları da çözmüş olalım. Siyanür intoksikasyonu sorulmuştu arkadaşlar. Siyanür intoksikasyonunu anlatmıştık fakat burada siyanür intoksikasyonu ile ilgili ayrıntılı bir bilgi sordular. Mehmet Çelik hocamızın pediatri konu kitabının 448. sayfasında bu soruyu çözdürebilecek önemli bilgiler var. Siyanit zehirlenmesinin artmış anyon gepli metabolik asidoz yaptığını ki zaten ışıklardaki özelliklerden bir tanesi buydu ve siyanit zehirlenmesinde hasta da hücresel asfiksi olacağı için hücresel asfiksinin arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Arter ve ven arasındaki oksijen basıncının ondan düşük olması gerekiyor. Dolayısıyla bu hastadaki durumun artmış anyon gepli metabolik asidoz ve PO2'nin ondan küçük olması gerekiyordu ki zaten doğru şıkkımız da buydu arkadaşlar. Referans olamadığımız bir diğer soru beyin cerrahisi ile ilgiliydi. Spinal kord yaralanması sonrası oluşan ortostatik hipotansiyonun tedavisi sorulmuştu. Biz aslında kaynaklarımızda spinal kord yaralanması sonrası ortostatik hipotansiyon olabileceğini vurgulamıştık. Fakat burada biraz daha ayrıntıya girip bunun tedavisini sormuşlar. Böyle bir hastada arkadaşlar yatarken yatak başının elevasyonu ve hastada varis çorabı uygulaması genellikle yeterli bir tedavi prosedürü oluyor. Yılan ısırmasında antivenom indikasyonlarını sordular arkadaşlar. Bu da referans olamadığımız bir acil sorusuydu. Yılan ısırmalarında antivenom indikasyonlarını şiddetli lokal yanıt ve sistemik yanıt başlıkları altında inceleyebiliriz. Burada özellikle şu ifade önemli arkadaşlar. Şiddetli lokal yanıt içerisinde ısırılan ekstremitenin yarıdan fazlasını kapsayan lokal şişlik veya yara yerinde ekimoz, çürüme veya bül oluşum olması veya lokal şişliğin giderek daha fazla genişlemesi arkadaşlar. Bunlar antivenom verilmesi gereken şiddetli lokal yanıt durumlarıdır. Sınavda burayı şu şekilde zorlaştırmışlar. Isırık bölgesinde ödem ve eritem olması olarak arkadaşlar koymuşlar. Sorunun doğru cevabının bu olması gerekiyordu. Isırılan bölgede ödem veya eritem olması tek başına antivenom indikasyonu değildir arkadaşlar. Bunun şartı şu: ekstremitenin yarıdan fazlasını kapsaması gerekiyor lokal şişliğin veya şişliğin giderek daha fazla genişlemesi gerekiyor arkadaşlar. Diğer indikasyonlarda zaten zehire karşı verilmiş olan sistemik yanıttır. Bu da hematolojik anomaliler, kardiyovasküler anomaliler, rabdomiyolizis ve bilinç düzeyinde bozulma ki zaten diğer şıklara yerleştirilmiş olan bilgiler idi. Çocuk cerrahisinde sorulan soru Kentral pentolojisiydi. Kentral pentolojisinin diğer ismi toraco-abdominal sendromdur. Bu sendromun 5 komponenti var. Aslında daha fazla var ama en sık görülen 5 komponenti var. Bunlar omfalosel, anterior diyafragmatik herni, sternal cleft, ectopia cordis ve intrakardiyak defeklerdir arkadaşlar. Şıklara bunlardan 4'ü yerleştirilmişti. 5. bir şık olarak da intestinal atrezi verilmişti arkadaşlar. Plastik cerrahiden referans olamadığımız soru arkadaşlar ampute parçanın sevki sorusu. Arkadaşlar el veya ayak parmakları kopmuş olan bir hastada kopmuş olan uzvu sevk ederken saklamamız gereken bazı koşullar var. Ampute parçayı öncelikle serum fizyolojik ile ıslatılmış bir spanca sarmamız gerekiyor. Daha sonra bu spancı ağzı kapalı bir torbanın içerisine koymamız gerekiyor. Bu torbayı da
buz ve su karışımının olmuş olduğu başka bir torbanın veya soğuk başka bir ortamda arkadaşlar taşımamız gerekiyor. Bu da sınavda sorgulanan aslında kolay sayılabilecek bir soru arkadaşlar. Plastik cerrahide olmasa acil serviste bununla ilgili bilgilere hakimizdir diye düşünüyoruz. Sınavın küçük stajlar ile ilgili kısmı bu şekildeydi. Bundan sonrası referans olmuş olduğumuz temel bilimler ve klinik bilimlerin diğer branşları ile ilgili. Ama dediğim gibi küçük stajların içerisinde de sorulabilecek sorular bunlar. Şimdi o referanslar arkadaşlar hızlı bir şekilde değineceğim. Bunlarda ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Anatomide beynin korku ile ilişkili asıl bölgesi sorulmuştu. Cevap korpus amigdaleum olacaktı. Amigdala arkadaşlar öfke, şiddet ve korku merkezidir. Konu kitabımızda zaten bunu özellikle vurgulamıştık. Tek taraflı omurilik kesisi sorusu sorulmuştu. Biz bu sendromu Brown sequel sendromu olarak biliyoruz. Hem konu kitabımızda hem soru kitabımızda özellikle vurguladığımız sendromlardan bir tanesidir. Brown sequel sendromu yani tek taraflı omurilik kesisinde biz aynı tarafta derin duyu ve motor kayıp, karşı tarafta da ağrı ve ısı duyusu kaybı göreceğiz arkadaşlar. Sınavda da zaten özellikle bu ifadeler sorulmuştu. Eksternal üretral sfinkterin siniri sorulmuştu. Konu kitabımızda arkadaşlar bunun özellikle pudental sinir olduğunu zaten vurgulamıştık. Kolobomla ilgili bir embriyoloji sorusu soruldu. Bu kolobomun oluşma nedeni arkadaşlar koroid füsürün tam olarak kapanmamasıdır. Bu tabii ki konjenital sebebidir arkadaşlar. Konu kitabımızda ve soru kitabımızda bunu özellikle vurgulamıştık. Kolobomun konjenital ve edinilmiş sebepleri var. Konjenital sebebini sordular bu sınavda. Embriyonik füsürün tam olarak kapanmaması olacaktı doğru cevabımız. Aynı şekilde soru kitabımızda da aynı ifadeye yer vermiştik. Boz analizi sordular biyokimyadan. Bu soruda bilmemizi istedikleri şey tüberküloz menenjitinde adenozin deaminaz düzeyinin artması gerektiğiydi. Biz zaten hem normal LP sonuçlarını hem de patolojik LP sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde konu kitabımızda anlattık. Tüberküloz menenjitinde ada düzeyleri azalmaz arkadaşlar, artar. Bu aynı şekilde pleural efüzyonda da böyledir. Pleural efüzyonda da adenozin deaminaz düzeyinin artmasının tüberküloz efüzyonuna işaret ettiğini de zaten kitabımızdaki başka bir bölgede vurgulamıştık. Dolayısıyla bu sorudaki yanlış ifadenin tüberküloz menenjitinde ada düzeyinin azalması olması gerekiyor idi. Aynı şekilde biyokimyadan pleural efüzyonu da ayrı bir soru olarak sordular. Burada görmüş olduğumuz arkadaşlar işareti olan kısımların hepsi sınavdaki şıklardan bir tanesiydi. Tedavi edilmemiş olan ilerlemiş pnömoni parapnömonik efüzyona neden olur. Bu da glikoz düzeyinin azalmasına sebep olur. Amilaz düzeyinin artması malign efüzyona işaret eder. Şirotoraks'ta trigliserit düzeyleri artar. Laktat düzeylerinin artması da parapnömonik efüzyon veya ampiyemi işaret eder. pH düşüklüğü arkadaşlar aynı şekilde pnömoniye ve bununla ilişkili olarak parapnömonik efüzyon ve ampiyemi işaret eder. Arkadaşlar romatoid plörezide glikoz yükselmez. Glikoz tam tersi düşer. Sınavdaki doğru cevabımız buydu arkadaşlar. Diğer bir biyokimya sorumuz da non-seminomatous testis tümörleri ile ilgiliydi. Yolk sac tümörlerinde alfa fetoprotein artar. Koryokarsinomda beta HCG artar. Teratomda da arkadaşlar beta HCG zaten artmıyor. Alfa fetoprotein de genellikle normal oluyor. Nadiren artabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla 3 ifade de doğruydu. Aynı şekilde soru kitabımızda da arkadaşlar bu konuya vurgumuzu yapmıştık. Soru kampımızda da benzer şekilde. Nekrotizan fasit etkeni sorulmuştu mikrobiyolojiden. Kitabımızda arkadaşlar nekrotizan fasit etkeninin daha çok streptokoklar olduğunu zaten vurgulamıştık. Tetanos toksininin etki mekanizması sorulmuştu mikrobiyolojiden. Soru kitabımızdaki bir soruda arkadaşlar tetanos toksininin glisin ve GABA gibi inhibitör nörotransmitter salınımını bozarak etki ettiğini zaten vurgulamıştık. Direkt bu ifade sınavda sorgulandı. Çocukta el ve ayakta vezikül ve ağız ülseri yapan en sık etken sorulmuştu mikrobiyolojide. Konu kitabımızın dermatoloji bölümünde vezikül ve oral ülserler ile ilgili ortak olan etkenimiz Coxsackie virüsüdür arkadaşlar. Bunu da bu şekilde konu kitabımızda vurgulamışız. Patolojiden ATP7B mutasyonu olan bir sinüzlü hasta senaryosu sorulmuştu. Wilson hastalığı olması gerekiyor. Konu kitabımızda özellikle bu geni vurgulamıştık. Bu hastada karaciğer biyopsi yapılırsa ne artar arkadaşlar? Tabii ki bakır artacaktır. Aynı şekilde soru kitabımızda da bu konuya vurgumuzu yapmışız. Timik hiperplazi hasta senaryosu sorulmuştu. En olası tanı sorulmuştu. Myasthenia gravis arkadaşlar timik hiperplazi ve timoma bulgularının görüldüğünü hem konu kitabımızda hem de soru kitabımızda özellikle vurgulamışız. Böbrek tümörlü bir pediatrik hasta senaryosu sorulmuştu patolojiden ve en olası tanı sorulmuştu. En sık görülen primer renal tümörü arkadaşlar Wilms tümörüdür. Bu da bu sorudaki doğru cevabın Wilms tümörü olması gerektiğini bize gösteriyor. Aynı şekilde Wilms tümörünün çocuklarda en sık görülen böbrek tümörü olduğunu soru kitabımızda da vurgulamışız. Bazal membranlara karşı immünoglobulin G antikorlarının geliştiği ve subepidermal ayrılmanın oluştuğu dermatolojik hastalık sorulmuştu. Cevap büllöz pemfigoid olacaktı. Konu kitabımızda büllöz hastalıklarla ilgili yapmış olduğumuz tabloda büllöz pemfigoidin anti hemidesmozom antikorları oluştuğunu yani immünoglobulin G tipi antikorlar oluştuğunu ve dermoepidermal bileşkede lineer immünoglobulin G ve C3 birikiminin olduğunu ki zaten sınavda arkadaşlar soru kökünde bu ifade vardı. Ve bu hastada subepidermal vezikül oluşumu yani subepidermal ayrılma olduğunu özellikle zaten vurgulamışız. Aynı şekilde soru kitabımızdaki konumuzda da büllöz pemfigoid ile ilgili bu önemli özelliklere vurgumuzu yapmışız arkadaşlar. Nokta atışı yakalamış olduğumuz diğer bir patoloji sorusu 17 yaş ve 32 yaşın en sık epifiz tümörleri sorgulanmış. Konu kitabımızın radyoloji bölümündeki bu güzel görsel üzerinden 30 yaş altındaki en sık görülen kemik tümörlerini ve lokalizasyonlarını ve 30 yaş üzerindeki kemik tümörlerini ve lokalizasyonlarını özellikle vurgulamışız. 30 yaş altında yani 17 yaşındaki bir hastada
Epifizyum üründen bahsedilirse tanımızın ne olması gerekiyor? Tabii ki kondroblastom olması gerekiyor. 30 yaş üzerindeki bir hastada epifizyum üründen bahsedilirse bunun da dev hücreli tümör, yani osteoklastom olması gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde ortopedi bölümünde de biz epifizyum tümörlerinin kondroblastom ve osteoklastom olduğunu vurgulamışız. Benzer görselimizi soru kitabımızda arkadaşlar daha net bir şekilde vurgulamışız. 30 yaşında epifizyum tümörü kondroblastomdur. 30 yaş üstündeki epifizyum tümörü de dev hücreli tümördür. Farmakolojiden modafinil indikasyonlarını sordular. Arkadaşlar modafinil narkolepside verilen bir ilaçtır. Bunu hem konu kitabımızda hem de soru kitabımızda özellikle vurgulamışız. Generalize absans nöbetlerde ilk tercihimiz nedir? Etosiksümittir arkadaşlar. Hem konu kitabımızda hem de soru kitabımızda absans epilepside etosiksümitin verildiğini vurgulamışız. Sistemik olarak verilen antifungal soruldu farmakolojiden. Bu da kolay bir farmakoloji sorusu. Cevabımızın amfotericin B olması gerekiyor. Konu kitabımızın dermatoloji kısmındaki kutanöz leşmaniyazis başlığı altında komplike olmayan vakalarda sistemik tedaviye gerek olmadığını fakat komplike olan vakalarda sistemik tedavi verilmesi gerektiğini ve burada da ilk tercihimizin amfotericin B olması gerektiğini özellikle vurgulamışız. Benzer ifadeleri soru kitabımızda da arkadaşlar özellikle vurgulamışız. Komplike vakalarda sistemik tedavi vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar enfeksiyon hastalıklarından ülsere deri lezyonu yapan zoonotik bakteriler soruldu. Burada başka bir soruda bir kısmını paylaşmış olduğumuz konu kitabımızın 100. sayfasındaki bir tablodan kesit görüyoruz. Burada deri ülserlerinin etkenleri olan bakteriler veba etkeni olan Yersinia pestis, rengi etkeni olan yani sifiliz etkeni olan Treponema pallidum, tüberküloz ve tularemi olduğu söylenmiş. Burada Treponema pallidum hariç geri kalanlar zoonotik enfeksiyonlardır. Aynı zamanda deri ülseri yapan enfeksiyonlardır. Sınavda da arkadaşlar Yersinia pestis, Treponema pallidum ve tularemi yani Francisella tularensis çıktıları konulmuştu. Cevabımızın Yersinia pestis ve Francisella tularensis olması gerekiyor idi. Çünkü Treponema pallidum bir zoonotik enfeksiyon değildir. Referans olduğumuz bir diğer soru da arkadaşlar mitral ve aort kapağında hem darlık hem de yetmezlik yapabilen et yorucu sorulmuştu. Burada konu kitabımızın 270. sayfasında kalp ve damar cerrahisinde kapak hastalıkları başlığı altında yapmış olduğumuz tabloda arkadaşlar kapak darlıkları ve yetmezliklerin etiyolojik sebeplerini sınıflandırmışız. Bu 4 hastalıktaki ortak etiyolojik sebebin arkadaşlar romatizmal hastalıklar olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dahiliyenin zor bir sorusu arkadaşlar. Metastatik renal hücreli karsinomda prognoz parametresi olmayan kriter sorulmuştu. Metastatik renal hücreli karsinom arkadaşlar yani evre 4 renal hücreli karsinomdur. Burada Motzer skoru tariflenmiş. Biz bu bilgiyi konu kitabımızın 231. sayfasında ürolojide renal hücreli karsinom başlığı altında arkadaşlar değinmişiz. Motzer skoru fiziksel performans skorunu içeriyor. Hemoglobin seviyesini içeriyor. LDH düzeyini içeriyor. Serum kalsiyum düzeyini içeriyor ve tanı ile tedavi arasındaki süre içeriyor. Bunlardan 4'ü arkadaşlar şıklara konulmuştu. Pediatriden pulmoner sekestrasyonu sordular. Konu kitabımızın 251. sayfasında göğüs cerrahisinde pulmoner sekestrasyonu ayrıntılı bir şekilde değindiğimizi ve bunun özellikle ayrı bir damarı olan bir akciğer segmenti olduğunu özellikle vurgulamışız. Pediatriden mitral yetmezlik ile ilgili bir soru sorulmuştu. Hastanın verilmiş olan üfürüm özelliğinden arkadaşlar aynı şekilde kitabımızdaki benzer tablodan bunun bir mitral yetmezlikli hasta senaryosu olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Pediatriden biliyar atrezi sorulmuştu. Biliyar atrezi arkadaşlar konu kitabımızda zaten ayrıntılı bir şekilde anlattık. Soru kitabımızda da bununla ilgili güzel bir sorumuz var ve soru kampımızda da giden arkadaşlar bilirler. Biliyar atrezi ile ilgili güzel bir soru üzerinden ayrıntılı analiz yapmıştık zaten. Pediatriden nöronal migrasyon anomalisi olmayan soruldu. Anensefali arkadaşlar bir nöronal migrasyon anomalisi değildir. Bir gelişimsel anomalidir. Konu kitabımızda 48. ve 49. sayfalarda arkadaşlar anensefalinin tanımını yapmışız. Soru kampımızda da bununla ilgili arkadaşlar özellikle vurgumuzu yapmışız. Baş ağrısında görüntüleme indikasyonu olmayan soruldu pediatriden. Baş ağrısında arkadaşlar kırmızı bayraklar başlığı altında görüntüleme indikasyonu olması gerekenleri zaten ayrıntılı bir şekilde anlatmışız. Aynı şekilde soru kampımızda da bununla ilgili sorumuzu çözmüşüz. Delirium sorusu sorulmuştu pediatriden. Delirium'u zaten arkadaşlar biz nöroloji içerisinde hem konu kitabımızda hem de soru kitabımızda ayrıntılı bir şekilde anlatmışız. Soru kampımızda da zaten delirium'a önemine binaen değinmişiz. Genel cerrahide nem üstü bir hastada bize malignite'yi düşündürmesi gereken bulgular soruldu. Bu meşhur ABCDE'dir arkadaşlar. Konu kitabımızda zaten dermatoloji kısmında buna özellikle değinmiştik. Aynı şekilde soru kampımızda da bununla ilgili sorumuzu çözmüştük. Genel cerrahiden mamografi sordular. Mamografiyi biz zaten konu kitabımızın radyoloji bölümünde ayrıntılı bir şekilde anlatmışız. Soru kampımızda da mamografiye değinmiştik. Arkadaşlar genel cerrahide birden fazla bağırsak gazının görüldüğü durum sorulmuştu. Biz arkadaşlar konu kitabımızda hem radyoloji kısmında hem de çocuk cerrahisi kısmında ve aynı şekilde soru kitabımızda ve soru kampımızda bunlara özellikle vurgu yaptık. Duodenal atrezide double bubble görünümünün olduğunu, jejunal atrezide de triple bubble görünümünün olduğunu yani arkadaşlar ince bağırsakta bir tıkanıklık olduğu zaman birden fazla bu şekilde gaz gölgelerinin görüldüğünü zaten özellikle vurgulamışız. Değerli arkadaşlar referanslarımız bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Sınava girmiş olan arkadaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum arkadaşlar. İnşallah gönüllerinizde yatan hayırlı bölümleri ve hayırlı illeri kazanabilirsiniz. Bir sonraki sınava girecek olan arkadaşlar için de eğitimlerimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.